Aşağıdakilerden hangisinin İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın hayat sahası politikası çerçevesinde yaptığı faaliyetlerden biri olduğu söylenemez. Arkadaşlar hayat sahası neydi? Ee, Almanya sınırları dışında yaşayan Almanları da e, Almanya hakimiyetinde birleştirmek amacıyla yeni topraklar kazanmak ve bu topraklar üzerinde tam bir hakimiyet kurarak Almanların çok daha rahat bir hayat sürmesini sağlamak aslında. Yani yeni topraklar kazanmak en büyük hedefleri. Bunun için tabii ki bir tek işgal e, ve ilhak hareketlerinde bulunacaklar. 1936'da silahsız bölge olan Fransa'nın sınırındaki Ren bölgesini silahlandırdı. Tabii ki doğru arkadaşlar. 1938'de Avusturya'yı ilhak etti. Tabii bu da doğru. 1938'de yapılan Münih Anlaşması ile Çekoslovakya'nın Sudetler bölgesini aldı. Bakın hep işgallerden, silahlanmalardan bahsediyoruz. 1939'da Memel bölgesini Litvanya'dan aldı. Bu da hayat sahası içerisinde yer alabilir. Ancak 1939'da İtal ile yaptığı çelik paktan çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu durum hayat sahasıyla tabii ki alakalı değil. Zaten bu çelik paktın kurulma sebebi hayat sahasıdır aslında. Yani Almanya'nın hayat sahasına ulaşma politikalarından biri de bu pakttır. Dolayısıyla bu hatalı olur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün yukarıda verilen sözlerinin aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilgili bir durum değerlendirmesi olduğu söylenebilir. Mussolini'nin yönetimi altında şüphesiz büyük bir kalkınmaya ve gelişmeye erişmiştir. Eğer Mussolini gelecekteki bir savaşta ülkesinin görünürdeki heybet ve azametinden savaş dışında kalmak suretiyle gerektiği şekilde yararlanabilirse barış masasında başlıca rollerden birini oynayabilir. Fakat korkarım ki Mussolini Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini kurtaramayacak ve ülkesinin askeri bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhal gösterecektir. Arkadaşlar burada zaten Benito Mussolini'den bahsedilmiş. Peki Mussolini kimdi? İtalya'nın başbakanıydı. Dolayısıyla burada bahsedilen devlet tabii ki İtalya olacaktır. Yalta Konferansı'na yukarıdaki liderlerden hangileri katılmıştır? Arkadaşlar Yalta Konferansı Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında gerçekleşmiştir. Zaten Roosevelt ABD, Churchill İngiltere, Stalin ise SSCB lideri olarak konferansa katılacak. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yalta Konferansı'ndaki kararlarının hangileri Türkiye'nin Mihver devletlere karşı savaş açmasında etkili olmuştur? Arkadaşlar Mihver devletler kimlerdi? Almanya, Japonya ve İtalya'ydı. Türkiye biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını ilan etmişti aslında. Hiçbir tarafta yer almadığını ve savaşa katılmak istemediğini belirtmişti. Ee, ancak e, Milletler Cemiyeti'nin yerine uluslararası bir kuruluşun kurulacağını öğrendi Türkiye. Yalta Konferansı'nda böyle bir karar alındı ve bu kuruluş Birleşmiş Milletler'di. Ve Birleşmiş Milletler'e katılmak için de Mart 1945'e kadar e, mihver devletlere savaş ilan edilmesi gerekiyordu. Zaten verilen öncülerimize baktığımızda birinci Öncül Milletler Cemiyetinin yerine uluslararası bir kuruluşun oluşturulması ve Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş Milletler'e üye olması kararıyla Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e katılmak istediğinden dolayı yani... E Dünya siyasetinde söz sahibi olmak istediğinden dolayı savaşa katılmaya karar veriyor. Ancak Boğazların statüsünün SSCB lehine değiştirmesi gibi bir durum Türkiye'nin mihver devletlere karşı savaş ilanında etkili olacak bir durum değildir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Yukarıda bazı özelliklerine yer verilen konferans aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tarih olarak 17 Temmuz 2 Ağustos 1945'i vermiş artık savaşın sonundayız demek ki. Ve katılımcılar ABD Başkanı Truman, İngiltere Başbakanı Etli, SSCB Başkanı Stalin toplanma amacı Almanya'nın teslim olmasından sonra Avrupa'da ortaya çıkan sorunları görüşmek ve barış döneminde sorunlara çözüm bulmak. Arkadaşlar burada bahsedilen konferans tabii ki postdan konferansı olacak. Çünkü Potsdam konferansında özellikle Nazi Almanyası'nın işgal ettiği toprakların geri alınması yani Almanya'nın teslim oluşu söz konusu ve e, bir takım barış görüşmeleri artık gerçekleştirecek Almanya'nın demokratikleştirilmesi söz konusu olacak ve katılımcılar da bu şekilde olacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı Potsdam konferansı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında olduğu söylenemez. Avrupa merkezli uluslararası sistemin merkezi ABD'ye kaydı. Evet arkadaşlar, ABD artık dünya siyasetinde daha etkin hale geldi. Monroe Doktrini'ni terk eden ABD bir dünya devleti haline gelirken aynı zamanda uluslararası arenada etkisini artıran SSCB'nin rakibi oldu. Yalnızlık politikasıydı arkadaşlar bu. Biliyorsunuz ki ABD bunu terk ediyor bu süreçte ve doğru bir bilgi olmuş oluyor. ABD önderliğinde kurulan Batı bloğu ve SSCB önderliğinde Doğu bloğu ortaya çıktı. Doğru arkadaşlar artık soğuk savaş dönemi başlayacak diyebiliriz. Cenevre merkezi milletler cemiyetinin yerine New York merkezli Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulacak. Bu da doğru bir bilgi. İkinci Dünya Savaşı'nın temel sonuçları bu şekilde. Ancak İtalya'da krallık 1946'da yeniden kurulmayacak arkadaşlar. Savaştan sonra İtalya'da demokratikleşme tekrar başlayacak ve hatta faşist yönetim sona erdirilmeye çalışılacak diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda devletlerinin savaştan çekiliş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Kuzey Afrika'da ağır bir yenilgi alınmış ve ilk önce İtalya savaştan çekileceğini duyurmuştur. Ardından Almanya savaştan çekilmiş ve en son olarak da Japonya çekilmiştir arkadaşlar. Bu yüzden sıralamamız 1, 3 ve 2 şeklinde yani 5 şıkkı olacaktır yukarıdaki kararlar aşağıdaki konferansların hangisinde alınmıştır savaş sonrası kurulacak düzenin belirlenmesi kurtarılmış Avrupa deklarasyonunun yayınlanması nazizm ve faşizmi tasfiye edilmesi arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nın yürütülmesinin yanı sıra savaş sonrası düzenle ilgilenen konferans Tabii ki e, Moskova konferansı olacak Moskova konferansında e, savaştan sonra e, yapılacaklar e, nazizm ve faşizmin tasfiye edilmesi gibi konular gündeme gelmiştir Aslında savaş düzen için yapılan ilk toplantı olarak e, görebiliriz Moskova konferansını. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonunda bağımsızlığını yeni elde eden devletler arasında yer almaz? Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonunda özellikle İngiltere'nin ve Fransa'nın sömürgeleri bağımsızlıklarını elde edecek. Bunlardan biri Hindistan, biri Pakistan, biri de Libya olacak. Ve aynı zamanda e, İsrail devletinin kurulmasına karar verilecek. Yani Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına karar verilecek. O da İsrail olacak. Ancak Portekiz 2. Dünya Savaşı'ndan önce zaten bağımsız kazanmış bir devleti. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de köy enstitülerinin kurulmasına katkı sağladığı söylenebilir? Arkadaşlar köy enstitüleri Türkiye'de özellikle ilkokul öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan eğitim kurumlarıydı ve tamamıyla. Türkiye'ye özgü olan bir eğitim projesiydi bu proje ve bu projede İsmet İnönü tabii ki etkin olmuştur arkadaşlar. Ee, aynı şekilde İsmail Hakkı Tonguç bu fikirin e, sahiplerinden biridir ve Hasan Ali Yücel ise dönemin Milli Eğitim Bakanı'dır ve e, bizzat bu süreci yönetmiş olan kişidir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin varlık vergisi ile ilgili doğru bir değerlendirme olduğu söylenebilir. Arkadaşlar varlık vergisi 2. Dünya Savaşı sürecinde özellikle gayrimüslimlerden alınmış ve sanayi ve ticari alanda faaliyet göstererek zenginleşmiş olan kişilerden alınmış olan bir vergidir. E, ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren vatandaşlardan alınmıştır. Doğru bir bilgi. Vergiyi vermek zorunda olanlara temiz hakkı tanınmamıştır. Yani bir üst mahkemede yeni bir dava açılmamıştır. Doğru arkadaşlar. Vergileri ödeme Ödemeyenler Erzurum Aşkale'de yol inşaatında çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Evet çünkü bu zorunlu bir vergi haline getirilmiştir. Ve ödemeyenler de Erzurum Aşkale'de yol inşaatında çalışmak durumunda kalmıştır arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde yukarıdaki faaliyetlerde bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 1933'te Milletler Cemiyeti'nden çekildi. 1934'te Washington Deniz Silahsızlanma Anlaşması'ndan çekildi. Batılı devletlerin uzak doğu ile ilişkilerini kesmeleri yönünde çalışmalar yaptı. Arkadaşlar zaten uzak doğu diye bahsediliyor. Burada bahsedilen tabii ki Japonya olacak. Japonya özellikle uzak doğu ile ilişkilerini kesmeleri noktasında Asya Asyalarındır sloganıyla faaliyetlerini yürütüyor. E, ve tabi ki milletler cemiyetinden ve Washington deniz silahsızlanma anlaşmasından çekiliyor. E, dolayısıyla burada zaten savaşın sinyallerini vermiş oluyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıda İlyas öğretmenin öğrencilerine yönelttiği sorular ve öğrencilerin cevapları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'nın liderliğinde oluşturulan gruba verilen isimdir. Arkadaşlar burada tabii ki doğru cevabımız mihver olacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'ni yöneten liderin adı Lenin değil Stalin olacak. O yüzden bu hatalı olur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da Alman işgali sonrasında kurulan Alman yanlısı hükümete verilen isim ise Vichy Hükümeti olacak arkadaşlar. Bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır.